Değerli izleyenler, işte çekirdek ailelerden ana arı alındıktan sonra o kovanın, ruşet kovanın içerisindeki ana arının neden yumurtayı kapatmasını bekliyoruz? Şimdi Hüseyin Bey'le onu devam ettireceğiz o maddelere. Evet Hüseyin Bey, neden kapanmasını bekliyorduk gözlerin ana arıları aldıktan sonra? Birincisi atılan yumurtanın işçi arı yumurtası veya erkek arı yumurtası olduğunu anlamak için. Bunu anlatmıştık. İkincisi o ana arı alındıktan sonra biz oraya yeni bir ana arı adayı bırakıyoruz bir pupada. Dolayısıyla o dünyaya gelecek ana arının da birkaç gün sonra iyi beslenmesi gerekiyor. Hı-hı. Ve o kutudaki mevcut potansiyeldeki arı yaşlanıyor. Malumumuz biliyoruz ki arısını daha çok genç işçi arılar salgılıyor. Dolayısıyla bir genç nüfus oluşturmamız gerekiyor hemenden. Eğer günlük yumurtalı bırakırsak onun yetişip o ana arıyı beslemesi belki bu ana arı döllendikten sonra ancak onlar dünyaya gelebilecektir. Süt üretebileceklerdir. O da bir işe yararlanacak. Aynen öyle. Başka bir husus, tabii ki o biz eğer ticari bir işletmeysek, biz sürekli o çekirdek koloniden ana arı üretmek istiyorsak, o koloniyi daima muhafaza etmemiz, onun devamlılığını sağlamamız gerekiyor. Onun devamlılığını sağlayabilmek için de pupaya geçmesi gerekiyor ki nesilde bir kopukluk olmasın. Eğer siz günlük yumurtalı bırakırsanız orada bir nesilde kopukluk olabilir. İkinci veya üçüncü anardan sonra o kutuda nüfus gitgide azalır ve çöker. Hatta kovanda terkler falan yaşanır kutularda. Birçok aracı zaten bunu yaşıyor anar, profesyonel aracılar. İşte kutum kaçtı, boşalttı vesaire. Bunun bir nedeni de budur. Ha, başka faktörler de var ama bir nedeni de evet yani pupada geçmeden. Çünkü müşteri istiyor alelacele. O da hemen yumurtaya görüp veriyor maalesef. Ondan sonra o kutu yok olur. Bir de ekonomik kayıp yani o kutu için çok ekonomik kayıp. Mesela bir başkası da şey olabilir. Yumurta düzeninin düzgünlüğüne bakılabilir. Evet. Pupa haline geçmiş olduğunda işte bir boş, iki tane dolu, beş tane boş, üç tane doluysa idol almamış, kalitesiz, vasıfsız bir ana arı olduğu anlaşılır. Yumurtlama düzeninde bunda önemli bir noktadır. Evet, evet. Evet, ana arıları yetiştirdik. Evet. Performanslarını ölçmek üzere de onların cüsselerine de bakıyoruz, evet, öyle değil evet, mi? Evet, evet. Bu da bir... Yani 180 miligramın altındaki ana arıların aslında piyasaya sunmamak gerekiyor. Çünkü o yeteri kadar döl almadığı anlamına gelir. Cüssesi gelişememiş. Gelişememiştir. Yumurtalıklar tam gelişmemiştir anlamına geliyor. Bunun tabii ilgili kurumlar tarafından denetlenmesi gerekiyor. O ayrı bir boyut tabii. Evet, bunun çeşitli metotlarla bu yapılabiliyor. Çünkü her piyasaya sunulan anaları teker teker tartamazsınız. O imkansız, biraz zor bir iş. Ama bilginiz dahilinde metotlar... mi Hüseyin Bey? Geçenlerde suni ana arı döllendirme kursu almış olan kişilerin sadece ziraat teknikerleri, zootekni bölümü mezunları, ziraat mühendislerinin... Efendim, ziraat mühendisinin zootekni bölümüne mezun olanlar, veteriner hekimler, aracılık yüksekokul mezunları, aracılık teknikerleri, ziraat teknisyenleri var mı onu tam bilmiyorum. Şimdi benim girişimlerimle biyologlara da, yaptırıyorlar. Oldu, evet. Eskiden izin vermiyorlardı, evet. Bir takım girişimlerde bulunduk, evet. Onu da aldık. Şimdi... Atıyorum bir arkadaşımız diş hekimi, evet. Tıp hekimi, suni döllendirme yapmak istiyor. Yapamaz mı? Yapabilir. Eli yakışıyorsa, tekniği biliyorsa yapabilir ama efendim bunu resmi anlamda yapamıyor. Şimdi ana arı yetiştiriciliğinde de böyle. Mesela bir ana arı yetiştiriciliği belgesi yok ise ana arı yetiştirip satma izni verilmiyor bakanlık tarafından ama bütün arıcılarımıza ana arı yetiştirmelerini tavsiye ediyoruz, öyle değil mi? Burada bir şey var yani. Benim kendi nazarımca bakış açım, eğer bir diş hekimi kendisi başarılı ve iyi bir şekilde ana arı tohumlayabiliyorsa, suni döllendirme yapabiliyorsa o belge verilmeli. Evet. Başarılıysa belki o bu saydığımız unvanlara sahip kişi belki başaramıyordur. Belki o bir doktor hekimliğinin getirmiş olduğu bir şeyle daha hassas ve daha başarılı olabilir. Bu benim görüşüm tabii. Nacizane. Şu var. Bu biraz da arz talep meselesidir. Yani şu vardır. Ben eğer ana arı üretiyorsam doğal veya suni döllenmiş benim ayakta durabilmem için
benim yaptığım işin doğru olması gerekiyor. Zaten ben yanlış bir iş yaparsam birkaç yıl sonra çökerim. Çünkü ya anaar ürettiğim anaarlarda problem var ya suni döneminde bir problem var. Dolayısıyla ben ayakta duramam zaten. Aslında. Belli bir süreç içerisinde mekanizma zaten sizi atıyor. Geçmişte 2003-2004 yıllarında Türkiye'de bir anaarı işletmeleri furyası vardı. Teşviğin getirmiş olduğu bir furya vardı. Yüzlerce işletme vardı. Şimdi bunlar indi. Şimdi o kadar işletme kalmadı malumunuz. Doğru mu? Yani bu işletmenin sayısı gitgide düştü. Kimler ayakta kaldı? Bu işi kaliteli ve doğru yapanlar ayakta kaldı. Böyle bir hakikat da var. Böyle bir gerçek de var. Ben de yaklaşık 2-3 yıl fiilen suni tohlama yaptım. Binlerce anaarı laboratuvarda operasyona soktum. Benim suni tohlama ile ilgili bakış açım şu. Islah çalışmalarında ve belli bir genin muhafızası için üniversite gibi bazı kurum ve kuruluşlar için gerekli bir durum. Arge çalışması yapanlar için. Ama normal profesyonel aracılar için ben çok da elzem bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok gereklilik olduğunu düşünmüyorum ama arzu eden, isteyen herkes yapabilir tabii. Bunda bir serbest piyasa ekonomisi, bunda bir kısıtlama olmaması gerektiği inancındayım. Evet. Yani geçmişte arı yetiştiriciliği üzerine çalışma yapan birçok imam ve yurt dışında papazdan karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu iş sadece arıcılık mesleğini icra eden kişiler tarafından değil, farklı meslek mensupları tarafından da yapılabilir. Çünkü arıcılık bir iş kolu olması yanı sıra bir de hobi aslında. Birçok insan için de hobi durumunda. Aslında benim için hem bir iş hem bir meslek hem de bir hobi. Çünkü bundan zevk duyuyorum. Aslında bunu şunun için vurgulamak istemiştim. Tarım Teşkilatı'nın çeşitli birimlerine bu tip sıkıntıları ortadan kaldırıcı, bürokratik engelleri ortadan kaldırıcı çalışmaları yapmak üzere bürokratik bir takım çalışmalar işte bu mesleğin odaları, birlikleri, dernekleri, vakıfları tarafından dile getirilip ortadan kaldırılması gereklidir diye düşünmüştüm. Onu vurgulamak istedim. Ya şöyle bir durum var. Eğer ben bir diş hekimi, benim tıp diplomam varsa ve ben diş çekebiliyorsam yapabilirim yani. Arıcıysam, elinizde yatkınsa ve benim o belgelerim varsa yapabilir miyim? Şimdi ben şu an arıcılık bitirdim, ziraat bitirdim. Ama tıp okumak istedim. Okuyamaz mıyım? Okudum. Hem arıcıyım, suni tohumlama yapıyorum hem de tıp hekimisin. Tıp hekimiyim. Yani o olabilir, neden olmasın? Bu şeye çok takmamak lazım işin açıkçası. Yani bu konular çok Kıbrıs aynı zamanda bu kadar üretken arılarıyla meşhurken dolayısıyla bu paket arıcılığın da herhalde cazibe merkezi olması durumu söz konusu olabilir. Kesinlikle tabii. Burada arılar çok üretken olduğu için paket arıcılık sistemine çok yatkın buradaki üretim modeli. Denemeniz olmuş muydu bu konuyla ilgili? Yani bir çalışmanız yok. Öyle. Yani paket arıcılıkla ilgili fiilen hiçbir şeyim olmadı. Bir girişimde bulunmadım açıkçası. Etik ettiniz mi? Ne Türkiye'de ne burada öyle bir girişim olmadı ama hep kafamın bir ucunda var işin açıkçası. Uygun müteşebbislerle karşılaşırsak bunu hayata geçirebiliriz. Bunun için bir talep olması peki, gerekiyor. Peki yurt dışından arı gelmesine sıcak bakıyor mu Türkiye Tarım Bakanlığı? Yani Kıbrıs'tan oraya arı götürmek mümkün mü? Böyle bir bürokratik engel var mı acaba? Var tabii. Ana arı ve arı konusunda şey var. Yani Türkiye'nin arı ithaline sıcak bakmıyor. O zaman bu hayallerimizi suya düşmüş oluyor. Aslında şöyle bir durum var. Tabii çeşitli gerekçeler var. Zorlukları var bu işin. Çünkü arıyla birlikte arı girdiği zaman örneğin Türkiye'de olmayan bir hastalık bu sayede Türkiye'ye girebilir. Evet. Mesela Gürcistan'da uzun yıllar tulumsu yavru çürüklü hastalığı vardı. Ve o Türkiye'de görülmeye başladı. Nedir? Kaçak yollarla ana arı. Gürcistan ana arıları satıldı çok yaygın bir şekilde. Ve bunlar özellikle Giresun, Trabzon'un bazı yerlerinde ben daha bunları 10 yıl önce falan gördüm. Yani bu yeni bir konu değil. Bu ana arılarla
ülkemizde olmayan hastalıklar girildi. Onun için bu konuda denetim mekanizmasının iyi kurulması gerekiyor. Eğer doğru bir, iyi bir etkin denetim mekanizması kurulabilirse, çünkü endişe odur genelde. Yani ona izin vermeme sebebi bu işin açıkçası. Çünkü Türkiye'nin ana araya ihtiyacı var mı? Var. Belli dönemlerde verim alabilmek için arı kolonisini takviye etmek için, onu güçlendirmek için arıya ihtiyaç var mı? Var. Ama devlet de şunu düşünüyor. Tamam ama arının sağlığı ne olacak? Ülkenin genel arıcılık politikaları ne olacak? Diye haklı olarak bunu düşünmek durumunda. Buna saygı duymak gerekiyor ama gerekli denetim mekanizmaları oluşturulursa, bence bu sorunlar, bu endişeler ortadan kaldırılırsa bunun yolu açılabilir. Evet. Açılmaması için bir neden yok. Ki keza örneğin Kıbrıs'a yılda ortalama 5.000-5.500 adet ana arı girişi oluyor. Türkiye'den geliyor. Ve Türkiye'den buraya gelen ana arıların birçoğu da maalesef ana arı bankalarından geliyor. Yani arıcı ölü dönemde ana arısını satamamış Türkiye'de. Biliyorsunuz bir ölü dönem vardı, ana arının ihtiyaç olmadığı bir dönem var bal döneminde. Ama ana arı üreticisi sürekli o üretim organizasyonu devam ettirmesi gerekiyor ana arısını. Satamıyor. Dolayısıyla bunu bankalıyor. O ana arı bankasında 14-15 günden sonra o mevcut ana arının artık yumurta atma isteği gitgide arzusu azalıyor. Dolayısıyla ve, sütle beslenmemesinin bunda etkisi aynen, yüksek. Aynen, etkisi çok yüksek. O arzusunu yitirdikten sonra da siz onu bir koloniye verdiğiniz zaman orada sıkıntılar çıkıyor maalesef. Onda bir sıkıntısını biz Kıbrıs'ta yaşadık. Tabii biz kullanmıyoruz. Yani Türkiye'den gelen arıları kendimiz üretiyoruz ama başka aracılarımız maalesef kullanıyor bunu. Hüseyin Bey, yani sizinle sohbet büyük bir keyif. Ana arıda asıl konumuzun merkezini teşkil etti. İki önemli konu üzerinde bilgilerinize başvurmak istiyoruz. Ve ardından programımızı kapatmak zorundayız. Size ayırdığımız süre burada son buldu çünkü. Biraz uzatmaları oynuyorum. Yönetmenim de beni zorluyor. Programı artık kapatalım diye. Şimdi Hüseyin Bey, iki tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi ana arıları kovanların kabul etmemesi durumu. Evet. İkincisi işte ana arı satan işletmelerde masanın üzerindeki analara bakılıyor. Analar çok minik, uzun süre beklemiş evet. Analar ve minikleşmiş. Evet. Ha, bu analar çok ufakmış, işte bunlar kalitesizmiş diye hemen bir damga vuruluyor üzerine. Bunlarla ilgili izleyenlerimize biraz bilgi verelim isterseniz. Neden böyle minik kalır bunlar uzun süre bekleyince? Evet. Şimdi koloninin ana arıyı kabul etmenin birçok nedeni var. Bu nedenler bir, ana arıyı satın alan arıcıdan kaynaklı nedenler var. İkincisi ana arıyı üreten işletmeyle ilgili sıkıntılar var. Yani işletmeci, üretici, ana arı üreten kişi yetişicilik kaydına doğru riayet etmemiş anlamı taşıyabilir. Örnek bu bankalama sistemi bir etkendir kabul ettirmeme anlamında. Başka bir neden, ana arılar yeteri kadar yumurtalıkları gelişmedikleri için verilen kovanda, verilen koloni ana arıyı beğenmediği için veya feromonlarını etkili olamadığı için, etkin olmadığı için onu öldürebiliyor. Bu da bir neden olabiliyor. Farklı ırklar olabiliyor. Evet, farklı bir ırktan, çok farklı bir yapıdan geldiği için onu hemen çok kısa sürede... Yabancılıyor. Evet, yabancılıyor. Veyahut onu yeteri kadar kapalı bir kafes içinde bırakamamış olabiliyor. Bazen çok erken salınabiliyor. Alıştırma devresinin kısa olması etkiliyor. Bu mesela bu son saydığımız arıcının hatası, yani ana arıyı satın alan kişinin hatası, ama diğerleri daha çok üreticinin dikkat etmesi gereken bir konu. Bir de ana arının uygulandığı kovan, örneğin birçok arıcı alıyor bunu, hemen direkt yalancı ana arı dediğimiz kovanda öyle bir durum oluşmuştur. Ama direkt ana arı uygulamaya çalışır. Çünkü yalancı bir kovanda ne genç işçi arı kalmıştır, ne arı sütüyle besleyecek bir birey kalmıştır. Hiçbir şey yok, larva yok, hiçbir şey yok. Ve siz bunu ana arı halkaları kopmuş. Ve siz bunu ana arı uygulamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu ana arıyı kabul etmesi öyle bir koloninin çok zor. Keza ana arı uyguladığınız kovanın besin stoğunun olması gerekiyor. Besin stoğunun olmaması arıyı strese sokup
yeni gelen anarya tabiri caizse zaten bizim besimimiz yok. Senin ne işin var der gibi onu itiraz edip öldürme ihtimalleri de olabiliyor. Dolayısıyla besin durumda olması gerekiyor ve kovanda mevcut bir genç arı popülasyonunun olması gerekiyor ki çıkan anarıyı da, yani kabul ettiğini arayı hemen besleyip yaşlı arıların kabul etmemesi olarak gözlemliyoruz. Evet. Bu da yine anarıyı satın alan kişinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi tabii anar neden küçük, neden çok gelişmemiştir? Bunun başlı sebebi yeteri kadar arı sütüyle beslenmemesinin veya çok yaşlı bir larvadan anarının yapılmasından kaynaklanır. Minik olmasından. Evet, hatta bazıları var ki işçi arıyla çok ayırt edemezsiniz. Yani evet. O kadar küçüktür ki ayırt edemezsiniz. Sanki işçi arı, anarın belli. Yaşlı bir larvadan üretilmesi de buna neden oluyor. Evet, evet, evet. Evet Hüseyin Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiniz Kıbrıs'ta, Girne'de. Aynı zamanda burası Karpaz. Karpaz. Burası İskele'ye bağlı, Girne'ye bağlı değil yalnız. Evet, öyle mi? Evet, İskele ilçesine bağlı bir yer. İskele ilçesine bağlı olan Karpaz'daydık. Dip Karpaz bölgesindeydik. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı misafirperverliğiniz için size son derece teşekkürlerimizi kat ve kat fazlasıyla sunmak istiyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız gelmekle. Çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, programımızda burada son veriyoruz. Ancak Kıbrıs çok güzel bir bölge. Bu bölgedeki arıcılık da çok keyifli. Kıbrıslı arıcıların büyük bir şansı var. Biz Hüseyin Bey gibi değerli bir üstadı Türkiye'den kaçırmışız, Kıbrıs'a vermişiz. Şimdi ta Türkiye'den geldik, Kıbrıs'ta kendisiyle söyleşi yaptık. Buranın arıcılığını, Türkiye'deki arıcılığı etüt ettik. Neler kazandırılabileceğini anlatmaya çalıştık. Eksikliklerimizi tamamlamaya gayret ettik. Umuyorum bundan sonraki günlerde bir başka gün, bir başka konu ile Kıbrıs'ta tekrar Hüseyin Bey ile birlikte, başka bir programda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu defa Kıbrıs'tan sizlere iyi akşamlar diyorum.